kimse kimsenin rızkını yiyemez. Sual. Ecel, rızk münasebeti nasıldır? Cevap. Her canlının rızkı tükenmeyince, eceli gelmez, ölmez. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Rızk, ibadet yapmakla artmaz, bereketlenir. Allahü Teala herkesin rızkını ezelde takdir, tayin etmiş, ayırmıştır. Bu, artmaz ve azalmaz. Rızık endişesiyle harama el uzatmamalı ve şu hadis-i şeriflerin muhatabı olmamalıdır. Bir zaman gelir ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünür. Helalini ve haramını düşünmezler. Bir zaman gelir, insanın bütün kaygısı midesi olur. Şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olur. Böyle kimseler halkın kötüleridir. Allahü Teala herkesin rızkını ezelde takdir etmiş, ayırmıştır. Rızık değişmez, azalıp çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Allahü Teala'nın 99 isminden biri Rezaktır. Her varlığın rızkını vericidir. Allahü Teala herkesin rızkı bana aittir buyuruyor. Rızk için Allahü Teala'nın verdiği söze güvenmelidir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, yeryüzündeki her canlının rızkı Allah'a aittir. Hud suresi 6. ayeti Nice canlı vardır, rızkını kendi elde edemez. Sizin de onların da rızkını Allah verir. Ankebut suresi 60. ayeti Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. İsra suresi 30. ayeti Hadis-i şeriflerde de buyruldu ki, Rızk için üzülmeyiniz, ezelde ayrılan rızk sizi bulur. Eceliniz sizi nasıl takip ederse, rızkınız da öylece takip eder. Rızkı genişleten, daraltan, gönderen yalnız Allahü Teala'dır. Allahü Teala'dan kork, rızkını güzel yoldan ara, helali al, haramı terk et. Rızkını gecikmiş sayma, hiç kimse rızkına kavuşmadıkça ölmez.'' Hiç kimse nasibinden fazla rızka kavuşamaz. Rızkına kavuşup yemedikçe de ölmez. İstemese de rızkı kendisine verilir. Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz, sabah aç kalkıp, akşam tok dönen kuşlar gibi sizi de rızıklandırırdı. Hak Teala Hazreti Adem'e bin çeşit sanat öğretip buyurdu ki, Neslin bu sanatlardan biriyle rızkını arasın, sakın dini geçim vasıtası yapmasın. Zikrin hayırlısı hafi yani gizli olanı, rızkın hayırlısı ise kafi olanıdır. Allahü Teala sevdiğine rızkını kafi yani yetecek kadar verir. Allahü Teala'nın verdiği rızka kanaat eden mümin kurtulmuştur. Helal kazanmak için sıkıntı çekene cennet vacip olur. En güzel rızk helale, harama dikkat edilerek kazanılandır. Peygamber Efendimiz, eğer Allah korkusunu kendinize sermaye edinirseniz, rızkınız ticaretsiz ve sermayesiz gelir buyurup, şu mealdeki ayeti okudu. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve rızkını ummadığı yerden gönderir. Talak Suresi 2-3. Ayetler Allahü Teala emrettiği için çalışan, rızkını helal yoldan arayan, ezeldeki rızkına kavuşur. Rızkı da bereketli olur. Bu çalışmaları içinde sevap kazanır. Eğer rızkını haram yoldan ararsa, yine ezelde ayrılmış olan rızka kavuşur. Fakat bu rızk ona hayırsız, bereketsiz olur. Kazandığı günahlarda onu felaketlere sürükler. Hazreti Hızır'ın tamir ettiği binanın altındaki altın levhada şunlar yazılıydı. Ölüm hak iken gülüp eğlenen, kadere inandığı halde üzülen, rızka Allahü Teala kefilken zahmetlere giren, kıyamette sorgu sual varken gaflete dalan, faniliğini bildiği dünyaya bel bağlayan kimseye nasıl hayret edilmez? Helal rızk aramak. Sual. İnsanların kimisi helal yoldan kazanıyor, kimisi de haram yoldan. Acaba haram yoldan rızık kazanmak, helal yoldakinden daha mı kolaydır? Cevap Hadis-i şerifte buyuruldu ki, herkese dünyalıktan nasibi neyse, o şeyler ona kolaylaştırılır. Bir kimse kazancını kumardan elde etmeye çalışsa, zamanla kumar işinde mahareti artar. Marangoz, terzi gibi helal bir meslek edinmek isteyene de işleri kolaylaştırılır. Onun için daima helal kazanç yollarını aramalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Ey insanlar! Allah'tan korkun ve rızkınızı aramada güzel yol tutun. Çünkü hiçbir kimse rızkını ele geçirmeden ölmez. O halde Allah'tan korkun ve rızkınızı güzel yollarla elde edin. Helali alın, haramı terk edin. Rızkınızı gecikmiş saymayın. Hiç kimse takdir edilen rızkına kavuşmadıkça ölmez. O halde rızkınızı güzel yoldan arayın, helali alın, harandan kaçın. Kader ve kanaat Sual İslamiyet bir lokmayla bir hırkaya kanaat eder deniyor. Yani dinimiz çalışmaya mani midir? Cevap Din kadere inanmak ve kanaat etmektir. Fakat kader, çalışmamak, fazla istememek değildir. Kader, insanların ne yapacağını Allahü Teala'nın önceden bilmesi demektir. Allahü Teala çalışmayı emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, cihad edenler, çalışanlar, uğraşanlar, oturduğu yerde ibadet edip cihad etmeyenlerden daha üstündürler, daha kıymetlidirler. Nisa suresi 94. ayeti. Hadis-i şeriflerde de buyruldu ki, çalışıp kazananları Allahü Teala sever. İki gün bir derecede bulunan, ilerlemeyen aldandı. İşlerinizi yarına bırakmayınız, sonra yok olursunuz. Yabancı dil öğrenin, düşmanın şerrinden böylece kurtulursunuz. Müslümanlık çalışıp kazanmayı emrediyor. Kanaat demek, bir hırkaya razı olup tembel oturmak demek değildir. Müslümanlar asla böyle değildir. Kanaat demek, kendi kazandığına razı olup başkasının kazancına göz dikmemek demektir. Kanaat, sinir hastalıklarını önleyen, geçimsizliği, düşmanlığı gideren, cemiyetlerin düzenlerini sağlayan bir faktördür. Kanaat, İslamiyet'in dünyaya yayılmasını, ilim ve fen abideleri kurmayı sağlamıştır. Çalışan kazanır ve herkes yaptığını bulur. Meali ailesinden olan ayet-i kerimelerle Allahü Teala çalışıp kazananları sever ve münavideki Allahü Teala çalışmayan gençleri elbette sevmez gibi nice hadis-i şerifler çalışıp ilerlemeyi mi yoksa uyuşukluğu mu emrediyor? Müslümanların kurduğu Emevi, Abbasi, Gaznevi, Hint Timurları ve Endülüs ve Osmanlı medeniyetleri çalışkanlığı mı yoksa uyuşukluğu mu gösteriyor Bir dervişin bir lokma bir hırka sözü Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin emirlerini değiştirebilir mi?